Bir fincan kahvenin 75, salebin 120, bir dilim baklavanın 103 lira olduğu Türkiye'de günlerdir 50 artı 1 tartışılıyor. Oysa ülkede muhalefet olsa bu bahis açılmadan kapanırdı. Çünkü AKP-MHP koalisyonu bırakın anayasayı meclisten geçirmeyi referandum sınırına bile yaklaşamıyor. 600 üyeli parlamentoda 600 kişi esasen amacın üzüm yemek olmadığını biliyor. Ne çare Muhalif görünümlü partiler toplumun en az yarısının Erdoğan nefreti'ni sömürdüler ve konforlu siyaset alanına razı oldular. Elbette yaşı ve sağlığı yerinde olan biri bile 5 yıl sonraki seçimi düşünmez. Elbette 2028'de üçüncü kez aday olma hakkını 2023'te hiçbir muhalif direniş olmadan alan kişi için ana amaç bu değildir. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa yapacak gücü olmadığını, 360 oyu bulsa bile referandumda 50 artı 1'e ihtiyacı olduğunu biliyor. Ayrıca karşısında böleceği bir muhalefet bloğu kalmadı. Bunu başardı zaten. Yoksa İttifaktan mı sıkıldı? Bir kere hiçbir lider iktidarına ortak istemez, hele Erdoğan karakterinde biri söz konusuysa. Karşılıklı ağır küfürleştiği birine mahkum oldu. İki tarafta hoşnut değil. Gel gelelim birbirlerine muhtaç ve mecburlar. AKP 264 ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde azınlık ve koalisyon ortağı bulamazsa el kolu bağlanır. Saray 2014'ten bu tarafa. Parlamentoyu etkisizleştirdi. Elinden gelse daha da etkisizleştirir, henüz yapamıyor. Anayasayı dikkatle okursanız görürsünüz. Başkan mevcut sistemde dahi çoğunluğu kaybederse roller değişir. Despotluk zora girer. Esasen Bahçeli ittifakla köprüleri atmadı. Çizgiyi çekti. Erdoğan başdanışmanı Mehmet Uçum aracılığıyla mesajı aldığını duyurdu. Cumhur İttifakı sıradan bir parti veya seçim ittifakı değildir. Türkiye'nin beka ittifakıdır. Bu mesaj yetti herhalde. İki lider ne beklendiği gibi hafta içinde görüştü ne de yakın tarihe birbirlerine randevu verdiler. Uzun yıllardır haftada bir ortaya çıkan, kalan vaktini evinde geçiren Bahçeli ile bir ayağı çukurda olan Erdoğan'ın tüm rezilliklere ve ülkeyi dibe vurduran politikalara rağmen gündemi belirlediği bir ülke Türkiye. O yönüyle ne kadar hayıflanılsa az ama Erdoğan 10 Aralık 2022'de son kez aday olduğunu söylemişti. Hangi lafını yemedi ki? Geçeceksiniz bunu. Yerel seçimlerin tek başına ölçü olmadığı 2019'da ortaya çıktı da 2024 için eski heves kaldı mı bilmiyorum. Bakın Sedat Peker'in çanta çanta para gönderdiğini söylediği, eski AKP milletvekili olan Feyzi İşbaşaran'ı gözaltında tutulduğu karakolda dövdüren, yeri gelip parti içinde de racon kesen, misal dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın Milli Beka Vakfı'nı bastıran, 2015 Eylül ayında Hürriyet gazetesini kuşatan ekibin azmettiricisi Metin Külünk İstanbul Büyükşehir için adaylığını açıklamış. Yola çıkmakla emrolundum diyor. Şimdiden hayırlı olsun. Muhalefette ölçü şudur. Geçen seçimden fazla çalışıyor musunuz? Dünkü eksikliklerinizi tamamladınız mı? Bahçeli'nin hafta içinde bir sözü var ki altı çizilesi. Kuş beyinlerinizle cumhur'u çatlatmaya kabiliyetiniz yetmez üzerinize alınabilirsiniz. Bahçeli devamla diyor ki, ''Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik.'' Bu durumda sorulacak soru şu, ''Hangi eşek iki ortağı sırtlamış götürüyor?''